Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'ın uygulaması Google Meet uygulamasını tanıtacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoyu geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerden ücretsiz şekilde indirip yükleyebilirsiniz. Burada iOS kullandığım için Play Store'a giriş yapamıyorum. Play Store'dan giriş yapan arkadaşlar yine aynı şekilde arama yerine Google Meet yazmaları yeterli. Google Meet yazdıktan sonra karşımıza böyle iki tane uygulama çıkıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz bu uygulamayı indiriyorsunuz. Alt kısmında Google LLC yazan uygulama arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra giriş yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Bu ekranda herhangi bir Gmail hesabımızla oturumu açalım ve devam edelim. Evet, buradaki numarayı atladım. Gördüğünüz gibi burada Meet bizden kameraya erişim izni istiyor. Bunu neden istiyor arkadaşlar? Kamera ve mikrofon erişim izninde biz herhangi bir toplantıya katıldığımızda veya görüntülü görüşme esnasında kameramızın ve mikrofonumuzun açık kalabilmesi için bu izinleri bizden istiyor. Burada izinleri vermezseniz eğer tekrardan cihazınızın ayarlar menüsünden bu özellikleri açıp kapatabilirsiniz. Evet, buradaki erişim izinlerini verelim. Devam diyelim. Son olarak bizden kişilerimize erişim izni istiyor. Bunun da nedeni arkadaşlar, erişim izni verdiğimiz kişilerde cep telefonumuzda kayıtlı kişilerin Meet toplantısına katılmasını sağlayabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi uygulamamız açıldı. Bizi böyle bir arayüz karşıladı. Çok basit bir arayüz var. Sağ alttan yeni seçeneğinden arkadaşlar buradan yeni bir toplantı oluşturabilir. Google takvimde yeni bir plan yapabilir veya grup oluştur şeklinde büyük bir sunmamız gerekiyorsa grupça çalışma yapabiliriz arkadaşlar. Yine sol üstten ayarlara baktığımız zaman hesabımızı buradan değiştirebilir. Arama ayarlarımızı kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi arama hesabımız farklı bir hesap olabilir. Arama iç ayarlarda zayıf eject modu, anlar, mobil veri kullanımında sınırlandır gibi ayarlarımız mevcut. Mesaj ayarlarından mesajları kaydet diyebiliriz veya mesajlar için altyazıları açabiliriz arkadaşlar. Bildirim ayarlarına bakacak olursak burada görülmemiş mesaj hatırlatıcıları, cevaplanmamış arama hatırlatıcıları gibi birçok seçenek karşımıza çıkıyor. Bunları açıp kapatmak tamamen sizin elinizde. Engellenen kullanıcılarda da burada herhangi bir kullanıcıyı engellediyseniz mevcut durumunu görüntüleyebilirsiniz. Engelini kaldırabilirsiniz veya engelinin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Sağ üstten yeni bir kişiyi buradan yine engelleme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Evet, yeni diyerek ilerledim. Gördüğünüz gibi yeni toplantı oluştur dediğinizde burada aramalardaki gizlilik ayarlarını size paylaşıyor tekrar. Tamam diyerek ilerleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada katılma bilgilerini oluşturduk. Linki karşı tarafa göndererek veya paylaş seçeneğinden birçok uygulama üzerinden linkimizi paylaştıktan sonra kişilerin artık bizim anlık olarak başlattığımız toplantıya gelmelerini sağlayabiliriz arkadaşlar. Toplantıya katıl dersek de biz de bu toplantıya dahil olmuş oluyoruz. Evet, böyle katıl diyerek buradaki mevcut bağlantıya katılabilir. Veya aynı şekilde arkadaşlar oluşturduğumuz bağlantıda sunu ayarlarını açarak buradan ekranınızın tamamını veya belirli bir sekmeyi buradan aynı şekilde paylaşabiliyorsunuz. Herhangi bir konuda
Bağlantınız koptu, düştünüz veya yine aynı şekilde cihazınızda bir sıkıntı çıktı, cihazınız kapandı. Tekrardan uygulamaya dönüp gördüğünüz mevcut toplantıları buradan görüntüleyip tekrardan katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekstra olarak Google Chrome kullanıyorsanız burada paylaştığınız sunumun ekran sesini verebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bunu sekme olarak paylaştığınızda gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca ekranınızın tamamını paylaştığınız zaman burada sunumun sesi kapatılıyor. Bilginiz olsun. Diğer tarayıcılarda bu durum tamamen sekme paylaşma olayı yok arkadaşlar. Siz ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Bu sayede yine aynı şekilde sunumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.